bu ilimleri bize ulaştıran, bu güzellikleri bize ulaştıran, en çok hadis rivayet eden, aç susuz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayan Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz bakın ne diyor kıymetli kardeşlerim. Cezze'tü leyle selasete ecza. Sülüsen <laughs> enamu. Sülüsen usalli. Sülüsen ezkuru fihi hadise Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu an ayaklarının altından öpeyim. Ebu Hureyre radıyallahu an aç susuz bu ilimleri okuyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayan bugün Ebu Hureyre'ye çok oynuyor şarkiyatçılar, reformistler, modernistler. Ebu Hureyre radıyallahu an namustur. Ebu Hureyre radıyallahu an namusumuzdur. Herkes korumak zorundadır. Hiç kimseye laf söyletmeyeceksin. Ebu Hureyre radıyallahu anh namustur. Ebu Hureyre çökerse hadis çöker, fıkıh çöker, tefsir çöker, ahkam çöker. Şarkıyatçı, İngiliz, İngiliz sömürge devleti tamam mı? Misyonerler nereye oynayacağını biliyor. Ebu Hureyre'ye saldırıyor radıyallahu anh. O yemedi İmam-ı Buhari'ye geçiyor. O da yemiyor İmam Müslüme. O da yemiyor Muhammed İbni Şiabe Zühri. O da yemiyor diğer fakirlere, diğer müştehitlere, diğer muhaddislere. Misyonerler boş durmuyor kafir boş durmuyor. Dine darbe vurmak için, Kur'an'ı tahrif etmek için öyle bir şeyler yapıyorlar ki şarkiyatçılar, reformistler, modernistler, şiisi bir taraftan, tekvirci gruplar bir taraftan ehl sünnet vel cemaati iyi öğrenin kıymetli kardeşler. Dininizi iyi öğrenin, Kur'an'ınızı iyi öğrenin. ilmi iyi öğrenin, fukahayı iyi tanıyın. Bir takım insanların cahil konuşması gibi benim acıyla ile işim olmaz. Lafızları. Nereye gidiyorsun? Sohbete. Ya ne işim var benim acil hoca ile işim olmaz. Bu söz itikadan o kadar tehlikeli ki. Eğer bir ulemayı küçük görerek bunu söylüyorsan, bir ulemanın ilmiyle, fıkhıyla, hadisiyle dalga geçerek, küçük görerek, bir peygamber varisini tahkir ederek bunu söylüyorsan çok sıkıntı kardeşim. Bak çok tehlikeli ve çok sıkıntılı. Bakalım hacıyla, hocayla işimiz olacak mı olmayacak mı? Bilen bir insanla hoca demek, yani bilen demek, alim demek, ilmi bize anlatan demek, aktaran demek ama harbiden adam gibi adam gibi hocalarımız. Davaya gönül vermiş mücahit hocalarımız, mübarek zatlar, ulema, meşayih o zatlar kıymetli kardeşler. Bütün ömrünü ilimde, irfanda, takvada ömrünü harcayan ve bize bu güzellikleri ulaştıran o hocalarımız. Her birinin ellerinden öperiz. O hocalarımız kıymetli kardeşim. Bakın işte şimdi okuyacağım bir şey okuyacağım. Ayet-i Kerime ve hadis bu konuyla alakalı. Bakalım Allahu Teala ne buyuruyor? Bakalım bilen biriyle alimle işimiz olacak mı? Olmayacak mı? Sen Senin sözünü dinlemiyorum kardeşim ben. Bakalım yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ne diyor? Allahu Teala buyuruyor ki Estaizu Billah Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun Fes'elu ehle zikri Zikir ehline sorun. Bilene sorun. Fıkhı iyi bilen, akaidi iyi bilen, Hadisi iyi bilen ilim irfan sahibi peygamber varisi alimlere sorun diyor Allah Teala. Şimdi bilenlerle işimiz var mıymış yok muymuş siz söyleyin. Varmış. Kim diyor bunu? Yüce Rabbimiz kitabında buyuruyor. "Feselû ehle zikri in kuntum la Bilmiyorsanız bilene soracaksak o zaman hoca ile işimiz var kardeşim. Var, var. Hoca ile işimiz var. Tamam mı? Sadece birisi cinlendiği zaman, çarpıldığı zaman hocayı aramayın. Bankadan faiz çekerken abi bizi aramıyor. Abla bizi aramıyor. Kızına oğluna çalgılı düğünler yaparken uygunsuz şeriata uygunsuz hal ve hareketlerde bulunurken kimse kimse bizi arayıp sormuyor. Tamam mı kıymetli kardeşim? Bir eşini kızını 90 kilometreden ileriye gönderirken bize sormuyor. Bunu vurgu yaparak söylüyorum. Kimse bunları sormuyor. Kimse arayıp sormuyor. Bir ayet sormuyor. Bir hadis sormuyor. Bir tefsir sormuyor. Bir ilmihal bilgisi sormuyor. Sadece biri cinlendiği zaman, çarpıldığı zaman aranıyoruz. Ya kardeşim biz yıllardan beri bunun için medesede okuduk. Bu mu yani mevzu? Şimdi bu mu yani? Sanki bütün hocalarımız sen biri cinlendiği zaman arayacaksın da sana böyle tamam yardımcı oluruz kardeşim. Müslümana yardımcı olacağız. Kardeşimize yardımcı olacağız. Ne anlatmak istediğimizi anlıyor musunuz? Bu bunun için aranıyoruz yani. Başka bir şey yok krediyle ev alırken, araba alırken kimse aramıyor. Kimse aramıyor. Kimse bunu sormuyor. Ya da farklı bir mevzularda hiç kimse bir şey sormuyor. Dedesi öldüğü zamanda ya da babası öldüğü zamanda, miras kaldığı zamanda Yüce Rabbimizin Nisa suresindeki ayetleriyle miras taksimatı nasıl yapılır hocam? Feraiz nedir hocam? Bu taksimatı nasıl yapacağız? Bir tane babam var, bir tane efendim babam öldü, amcalarım var, iki Böyle konuşuyor, anlatıyor bize. Halam var şu Kimse sormuyor. Paraya geldiği zaman kimse sormuyor. Niye? İşimiz var kardeşim, işimiz var. Feselu ehle zikri in kuntum la talemun. E peygamber salsam <verdim> salihlere danışın diyor. Ulemaya danışın diyor. İşimiz var mı yok mu? İşimiz var. Böyle laflar, boş laflar, anlamsız laflar, Kur'an'a ters, sünnete ters, itikada ters lafları ne söyleyin ne de söylettirin bunlara dikkat edelim. Şuradan ne çıkarsa sorumluyuz. Buna dikkat edelim. Boş konuşmayalım. Selametül insan fi hıfzil lisan. İnsanın selameti lisanını korumasındadır. Lisanını koru kardeşim. Atıp tutma. Boş boş konuşma. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu an bu ilimleri bu güzellikleri bize ulaştırmak için. Bakın Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında dört sene kalmıştır. Dikkatli dinleyin şimdi. Dört sene kalmıştır. Buradan misyonerler tamam mı papazlar ya da papazdan gidip de din öğrenen papazdan gidip de din öğrenip doktora yapan bir takım ilahiyatçılar Ebu Hureyre'ye saldıracaklar radıyallahu anh. Ya dört yılda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kalmış da bu kadar hadis nasıl ezberlemiş de rivayet etmiş de. Ebu Hureyre radıyallahu anh Arap kardeşim Arap. Şimdi Arap'ın dışındakilere Acem denir. Şimdi biz Türk'üz yani biz Acem'iz. Bakın arkadaşlar bizim hafızlık medreselerimiz var. Ulumu şer'iyenin okunduğu Arapça okunan tefsir okunan bölümlerimiz Arapça medreselerimiz var. Hafızlık medreselerimiz var. Bir hafızlık medresesinde bir talebe kardeşimiz 6 ayda Kur'an-ı Kerim'i hıfz etti. Ya bu kardeşimiz Karadenizli ya. Türk yani ya. Türkiye'den bir kardeşimiz. 6 ayda Rabbimin kelamını Önceden altyapısı da yok ha. Şimdi şunu diyebilirsin. Hocam önceden 15 sayfaya kadar gelmiştir. Size gelmiştir. Tık 6 ayda da onu tamamlamıştır. Öyle bir şey yok. Sıfırdan hazırlıktan bizde başladı çocuk. Çocuk gecenin üçünde ayağa kalkıyordu. 6 ayda hıfsını tamamladı. 6 ayda. Türk olan, acem olan birisi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i 6 ayda ezberliyorsa. 6 ayda ezberliyorsa biz medreselerimizde talebe kardeşlerimize hadis ezberletiriz devamlı. Onlar bile bir sene içinde bir dönem içinde o kadar hadis ezberliyorsa Ebu Hureyre'den bahsediyoruz kardeşim. Radiyallahu anh. allah Teala'nın razı olduğunu buyurduğu bir sahabe efendimizden bahsediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ridasını sererek dua ettiği o günden sonra hiç unutmadığı Resulullah Efendimizin yanından ayrılmayan Ebu Hureyre Radyolan'dan bahsediyoruz. Dört yılda niye bunu yapamazsın kardeşim? Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun? Benim Trabzon'dan gelen kardeşim 6 ayda bir kardeşimiz bir senede bir senede ezberledi. Altı ay bir sene bir buçuk sene. Hep böyle Kur'an-ı Kerim'i hıfz eden kardeşlerimiz var. Hafızlık medreselerimizde. Doğudan gelen bir kardeşimiz. Acem yani. Hani Kürt kardeşimiz. Biri gelmiş Karadeniz'den Nas kardeşimiz. Yani 6 ayda bir senede bu Kur'an ezberliyorsa zoruna mı gitti Ebu Hureyre radıyallahu anh bu kadar hadis rivayet etmesi? Derdin ne?